Koronavirüs salgınının dördüncü dalgası evresinde, 2021-2022 güz dönemi uzaktan eğitimi çerçevesinde, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bünyesinde verdiğim Ses Teknolojileri 1 dersimin birinci seansının kaydıdır. Birazdan katılacak olan öğrencilerimi bekliyorum. Evet, ders saatine yaklaşıyoruz. Ses Teknolojileri 1 dersimin tanımlanmış olan, aksisteki tanımlanmış olan saatiyle bize bildirilen ders çizelgesi saati örtüşmediği halde öğrencilerime e-posta üzerinden davetiye göndererek bir seans başlatmak istiyorum. Bakalım. Az bir vakit kaldı. Şimdiden onlara davetiyelerini gönderebiliriz. Tamam. Az bir vakit kaldı. Şu sesleri bir dinleyelim. Bir dakika. Siz duyuyorsunuz ama benim de duymam için şunu açmam lazım. Bunu kapatırsam hoparlörden mikrofona gitmesini önlüyorum ama siz yine de beni duyuyorsunuz. Bu defa ben duymuyorum. Bakalım Zoom üzerinden tam ekran paylaşımına geçelim. Çaldıklarımı siz duyduğunuz zaman ben hiç duymadan çaldım. Çünkü Logic Pro'da şu an Yamaha sesleri geliyor. Şeye geliyor. Bu video kaydını yaptığım programın girdisine giriyor, input'una giriyor. I Show You Instant'a giriyor. Benim sesim de keza oraya ayrıca giriyor. Şu an zaten benim sesimin girdiği kanal, burada görüyorsunuz. Bu kanalın içinde ya da bu koşunun içinde metreden görünüyor. Line 1, Line 2 beraber stereo. Bunu bana ileten alet ise SSL 2 Plus. Dolayısıyla şu input içerisinden hem Yamaha Mu80 modülün sol tarafı giriyor, hem benim şu anki mikrofonum giriyor. Sağ taraftan da Yamaha Mu80'in sağ kanalı giriyor. Bu olmaması gereken bir ayarlama ama bu şekilde hiç olmazsa her şey bir yere kadar tutturulabiliyor. Ha, şöyle yapılabilir. Yankıyı kesmek için SSL 2'nin şu ana düğmesini kapatabilirim. Kulaklığı açabilirim. Şimdi input monitoring açtığımda kendimi duyuyorum ama siz beni duyabiliyor musunuz? Ben kendimi yankılı duyuyorum şu taraftan. Yani
sol kulaklıktan, kulaklığın sol kanalından biraz da sağ kanalından sızıyor olarak duyuyorum kendimi. Bu arada ders saatine girdik. Şunu bir dakika çıkartayım. Şunu kapatayım onun yerine. Tamam. Evet, şimdi şu an ders saatine girdik. Bir 10 dakika kadar bekleyeceğim gelen olursa diye. Şu an duymuyorum çünkü input monitoring kapalı. Ve zaten dediğim gibi burada bir sürü alet birbirine bağlı. SSL 2'nin sağına soluna şunu kapatalım bir dakika. SSL 2'nin sağına soluna Yamaha MU80'in sağa solu bağlı. Aynı zamanda şuraya mono olarak bu mikrofon bağlı. Dolayısıyla mono mikrofondan gelen sesin yanı sıra Yamaha MU80'den gelen sesler maksimum sağ sol beraber gördüğünüz gibi geliyor. Ses teknolojileri dediğimiz zaman böyle Digital Audio Workstation şeklinde Logic Pro var, Ableton var, Kontakt ayrıca bir Digital Audio Workstation yaptım hatırlamadım ama şey var. Ableton demiştim. Logic. Onun yanı sıra Cubase var. Pro Tools var. Ben daha ziyade Logic kullandım çok uzun seneler boyunca. O yüzden onunla devam ediyoruz. Burada Valhalla Room şeklinde bir yankı imkanı var piyano açısından. Duyabilmem için input monitoring'i koy, bana da kulaklıkları da gönder diye tıklamam lazım. Buradan seçebiliriz. Bu özellikle benim sevdiğim bir reverb. Bu reverb'lerle çalışırken çok dikkatli olmak lazım. Fazlası zarar, azı karar, fazlası zarar. Birkaç tane daha deneyelim. Bu özellikle hoş. Reverb plugin dediğimiz yani prize tak şeklinde bir uygulama. Bunu ilgili kanala yerleştirdiğiniz zaman kanala giren sinyalin öncesinde veya sonrasında olmak üzere işlem yapabiliyorsunuz. Reverb, chorus, koro etkisi, reverb etkisi yani ne diyorlar ona? Yansışım etkisi. Burada seviyesini ayarlayabiliriz. High cut dediği yani ne kadar hangi frekanstan itibaren kesintiye uğratayım diyor. Piyano açısından böylesi daha uygun değil mi? Şöyle bir git bir gel yapalım. Ben duymuyorum. Şimdi duyacağım.
veriyor. Sevdiklerimden biri bu. Input monitörünü kapatınca kendimi daha rahat duyuyorum, dediğim gibi yankılanmıyor. Şimdi buraya bir perde büken alet koyabiliriz. Nasıl olduğunu ben de duyayım. Bunun ne kadar karışacağını şöyle belirleyebiliriz. Bir de ben duyayım. Perdelerle ilgili yapılabilecek çok şey var ama belli ki öğrencilerim bugün benim yaşadığım saat sorununu yaşıyorlar onlar da. O yüzden bu dersi daha fazla sürüncemede bırakmanın bir anlamı yok. Bugünkü aksiliğin giderileceğini umuyorum. Velhasıl burada dersi sonlandırıyorum katılan olmadığına göre. İnşallah haftaya düzeltilir, bütün saatler ayarlanır. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.